Evet, ders kaydımı aldım. Ee, Telegram'a bir arkadaş yazabilir mi? Ders başlıyor diye. Bazen unutuyor öğrenciler. Ders başlıyor diye yazarsanız, unutanlar varsa gelirler. Evet, ikinci dersin birinci örneği. Y-2x 3 şartını sağlayan Y tam sayılarının toplamını soruyoruz. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Y-2x üç şartını sağlayan değerler olarak bakmak istersek bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Ya da çalıştınız mı? Kimler çalıştı? Kim buldu birinci örneğin sonucunu? Bunun iki tane çözümü var. İki tane çözüm yolu var. Ee, birinci çözüm yolunu öğreteyim. Mesela basit yolu öğrenmek isterseniz birinci çözüm yolu size her türlü işinizi görür aslında. X gördüğünüz yere eksi 1 yazıyorsunuz. Sonra X gördüğünüz yere 2 yazıyorsunuz. Y'nin aralığını buluyorsunuz. Olur. Şimdi X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak Y eksi 2 çarpı eksi 1'den eşittir 3'ten 2 kere 1 2. Buradan ne gelir? Y artı 2 eşittir 3'ten Y'yi 1 buluyoruz. bak X'e değer vererek. Tamam. İkincisi X gördüğüm yere 2 yazmak istiyorum. Y eksi 2 çarpı 2 eşittir 3'ten işte Y eşittir 4 artı 3'ten Y eşittir 7. Bakın x'in aralıklarını getirip yerine yazıyoruz. Y'nin aralığını buluyoruz. Y o zaman 1 ile 7 arasında değerler alır. 1 küçüktür. Y küçüktür. 7. 7 dahil mi? Değil. 1 dahil mi? Evet 1 dahil. Neden? Şimdi onu söyleyeyim. 1 neden bu olaya dahil olur? Çünkü x'e verdiğiniz eksi 1 değeri. Yani şöyle yapayım. Kafa karışıklığınız olmasın. Şimdi x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Burada. Burada x gördüğüm yere 2 yazdım. Şimdi eksi 1 olaya dahil. Burada eksi 1 çünkü dahillik ifadesi var. O yüzden bulduğunuz sonuç olaya dahil oluyor. 2 olaya dahil değil. Çünkü x 2 ifadesi dahil değildir. O zaman bulduğunuz 7 ifadesi de olaya dahil olmaz. Y'nin alacağı değerler toplama 1 ile 7 arasında değerler alır. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5 artı 6. 6 kere 7 42 yarısı 21. Cevap 21 olur. Bu birinci çözüm yolu. Yani hocam biz bu çözüm yolunu her zaman kullanabilir miyiz? Bu çözüm yolunu her zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, değerleri getirip yerine yazsanız direkt çıkıyor. E, kaynaklarda ya da öğrencilerin genelinin çözdüğü bir yol var. Onu da anlatmak istiyorum. İkinci çözüm yolu da. X'i yalnız bırakıp. Getirip şurada x gördüğünüz yere y'yi yazmak. Şimdi o zaman şöyle yapabilirim. Y eşittir 2x artı 3, 3 at bu tarafa. Y eksi 3 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böl. X eşittir y eksi 3 bölü 2. Bu aralığı getirip şuraya yazmak istiyorum. Yani x gördüğüm yere yazmak istiyorum. Küçük eşittir y eksi 3 bölü 2. O da küçüktür, 2 iki oldu. 2'yi her tarafa genişletiyorum, yani bunu bu tarafa ve bu tarafa attığım zaman payda 2 kalmaz. Ya da 2 ile genişletmek gibi düşünebilirsiniz. Eksi 2 küçük eşittir y eksi 3. O da küçüktür, 4 oldu. Ve her tarafa artı 3 ekliyorum. Artı 3 ekledim. Buraya artı 3 ekledim. Artı 3 ekledim. Bunu eklediğim zaman bulduğum sonuç ne olacak? 1 küçük eşittir y ye. küçüktür 7 sonucunu yine buldum. istediğiniz yolu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani sorun değil. isterseniz birinci yolu, isterseniz ikinci yolu. Hangisini kullanmak isterseniz ikisi de aynı sonucu size verecek. Tamam Evet. Örnek 2. Z hangisi olabilir? Dün çözdük bunun benzeri bir soruyu. Eşit olamaz dedik. Ama eşit olsa ne olur dedik. Tahmini bir şey söyledik size. Hatırlıyorsunuz. Dedim ki eşit olamaz. Eşit olursa iş biraz değişir dedim mesela. Benzer bir durum bir şey söylemiştim. Yani şöyle bunu 3x bölü x eksi y bölü x olarak yazsam Şimdi bunlar zaten birbirini götürdü. Bunlar zaten birbirini götürdü. Şimdi elimde ne kaldı? Ona bakacağım. 3 eksi y bölü x gibi bir şey geldi. Bu. Şimdi bu y'yi x'e eşit olmaz. Olsaydı örnek veriyorum y x'e eşit olsaydı burası 1 olurdu. Bak eğer y x'e eşit olsa yani yazalım bir yere. y eşittir x olsaydı diyoruz olsaydı burası 1 olacaktı. Burası 1 olacaktı. 3'ten 1 çıksaydı 2 olacaktı. Doğru mu? 2 olamayacağına göre 2 olamayacağına göre e, şimdi y'nin olabilirliği en fazla en fazla 1'e eşit olmayan birbirine eşit olmak. 2 olamayacağına göre ne olabilir? Yani şimdi öğrencinin burada kafası karışıyor tabii. O yüzden ben genelde çok yakın değerler vermeyi tercih ediyorum. Bu arkadaşa eksi 1.1 bu arkadaşa eksi 1 dersem bak şimdi mantığını anlayalım. 3 eksi 1 eksi 1'i eksi 1,1'e bölüyorum. Eksi 1'i 1,1'e böldüğüm zaman burası 1'den küçük. Bak tahmini olarak burası diyelim ki 0.9 doğru mu 0.9. 3'ten 0.9 çıkardığım zaman yaklaşık olarak burası 2,1 yapar. Ha, demek ki 2'den birazcık büyük. Ama ne yaparsanız yapın 3 olmaz. 2'den birazcık büyükse 3 olmayacaksa bunun tek yolu 7 bölü 3'tür. 2 olmuyor zaten. 3 e, de olmaz çünkü 3 olması için yani y'nin x'ten bir kere büyük olması ya da işte ne neyse büyük olması vesaire yani 2'den küçük olmuyor çünkü y x'ten büyük değil yani büyük de işte bölümleri birden büyük gelmiyor e, yaklaşık değerler bu tür sorularda birbirine yakın birbirine yakın yaklaşık değerler verip e, tahmini değerleri bulmamız lazım. Yani yaklaşık olarak 2,1'i bulurum. Hangisi 2,1 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar? Tamam. Ya olur. Yani dediğim gibi illa bir değer vermek lazım. Ya olabilir. Yani zaten e, k'ya eksi 1 verince o zaman birine eksi 2 birine eksi 3 demiş olman lazım. Yani ha dediğin mantıktan bu arkadaşa eksi 3 bu arkadaşa eksi 2 derseniz. O zaman yine bulursunuz. 3 eksi e, eksi 2 bölü eksi 3. Buradan 3 eksi 2 bölü 3. 7 bölü 3. Tahmini olarak bir şey çıkıyor. Evet yani A şıkkı bulunuyor. Doğru. Ya bu illa bu şekilde çıkması gerekmez arkadaşlar. Yani ben şimdi bu örnekte çıktı. Ama başka örnekte vereceğiniz değerler tutmayabilir. Yani onu söyleyeyim. Ya o yüzden Hani bu örnekte eksi 3'e eksi 2 ben 7 bölü 3 yazınca oldu. 8 bölü 3 yazsam o dediğin olmaz. O şartı sağlamıyor yani öyle bir şey bulamıyoruz tamam mı? Ee, bunu öğrenmeniz gereken birbirine yakın değerler 2,1 buldunuz. Demek ki bu aralıkta yani, yani 2 ile 3 arasında bir değer olması lazım. Tamam 2 ile 3 arasında olan değer hangisi ise işaretleyip geçiyorsunuz. Evet örnek 3.

Şimdi bu e, sınav sorunuz olabilir arkadaşlar. ÖSYM bu soruları seviyor. E, yani şimdi bunlarla ilgili ayrı bir çalışma yapacağım. E, yani yıl içerisinde size verdiğimizden daha fazlasını, söz verdiğimizden daha fazlasını yapacağız arkadaşlar. Bundan emin olun. Yani hiçbir sıkıntınız yok. Ben bu örneklerle ilgili genişletilmiş bir çalışma yapıyorum. E, yani parça parça önce yayınlayabilirim. Mesela bu buna benzer örneklerle ilgili 5-6 örnek, şunun gibi örneklerle ilgili 5-6 örnek konu bazlı olarak e, yani parça parça haftada bir konu paylaşabilirim. Bakacağım. Çalışıyorum şu an üzerinde. Olursa daha geniş, daha basite indirgemiş, biraz daha bu örnekleri çoğaltacak örnekler. Mesela bunun gibi 6 örnek bunun altına. Buna benzer 6 örnek onun altına şeklinde konuyu biraz daha Detaylandırmak için bir çalışmam var arkadaşlar. Yani ne zaman bilmiyorum ama size yetişecek zaten. Ama illaki bu c 1 konuları bitmeden yetişir yani. Yani dediğim gibi zaten 15 Ekim'de yeniden alacağız konuları. Aldığımızda ona size parça parça yine göndereceğim bunları. Rahat olun. Şimdi bu sınav sorusu yani sınava benzer böyle bir soru gelir. A, B, C real sayı, A küçük, B küçük, C şeklinde sınavda böyle bir soru karşınıza çıkacaktır. E bunu ne yapacaksınız? Yani bunlardan birini oluşturmanız lazım. Tahmini bir şey yapmanız gerekiyor. Değer vererek bulmak bazen zordur. Bunu nasıl yapacağız? Ona bakıyoruz. A ile C'nin çarpımı var. BA'dan küçük. A ile C'nin toplamı var gibi düşünüyoruz. Şimdi A ile C'yi topladığım zaman ne olur? Bilemem. Bilmiyorum yani. Şimdi bu A ile C'yi toplarsam bir şey diyemem. Çünkü ikisi negatif olabilir. İkisi pozitif olabilir. Yorum yapamam. Biri negatif, biri pozitif olabilir. Yorum yapmak zor. A ile C'yi çarptığım zaman da bunu bulamam. Biri pozitif, biri negatif olabilir. İkisi negatif olabilir. Değişebilir. O zaman burada tahmini olarak şunun üzerinde yoğunlaşırsam biraz daha düzgün bir çözüm bulabilirim. B'den A'yı çıkaracağım. Tamam değil. Bakalım. Buna 2 verdim. Buna 3 verdim. B'den A'yı çıkardığım zaman pozitif bir değer buluyorum. Çünkü A B'den küçüktür. Yani buradan bakalım. A küçük B. Bunu bu tarafa attınız. 0 küçük B eksi A. Demek ki B eksi A sıfırdan büyük bir değer. Yani burası pozitif arkadaşlar. Tamam. Burası pozitif. Yani pozitif bir değer A ile C'nin toplamından küçük oluyor. A ile C'nin çarpımı da pozitif bir değerden küçük oluyor. Demek ki A ile C'nin çarpımı pozitif bir değerden küçük. Bu ikisinin toplamı da A ile C'nin toplamı. Bunu nasıl düşünebiliriz o zaman? Yani hani böyle bir şey düşünsek nasıl olur? Tahmini bir yorum yapalım. Mesela diyelim ki buna 1 verdiniz, buna 2 verdiniz, buna 3 verdiniz. Bu şartları sağlar mı? Bakacağım. 1 ile 2'nin çarpımı 2. Mantık olarak bakıyorum. 2'den 1 çıktı. 1. Saçma oldu. 1 ile 3'ün toplamı 4 oldu. Mesela bu şartı şu an sağlamadı gibi. Ama şöyle olsa bunu sağlar gibi. Mesela diyelim ki buna eksi 1 verdiniz. Şimdi buna eksi 1 buna 2 buna 3 verirsem bu şartı sağlayabilir. 2'den ee, 1 çıktı 3 oldu. Bunu o zaman biraz daha büyütmek istiyorum. Mesela diyelim ki bunu 5 yaptım. Olur. 1 ile 5'i çarptığım zaman eksi 5 şartı sağladı. 2'den 1 çıktı eksi 1 çıktı 3 oldu. Evet. Eksi 1 ile 5'i topladım. 4 oldu. Mesela şu an sanki benzedi gibi. Oldu gibi. Şimdi bakalım. A ile B'nin toplamı. C'den büyük olur mu? Ve bu görüntüye göre olmuyor. B 0 ile 1 arasında mı? Bu da kesin değil. Bunu söylemek zor. A eksi 1 ile 0 arasında mı? Yok. Bu da mümkün gözükmüyor. A'nın kendisi eksi 1'den küçük müdür? Ya belli olmaz. Yani eksi 1'e eşit verdim mesela. Sağlamadı. Ama C'nin kesinlikle sıfırdan büyük olması lazım. C'nin burada her türlü pozitif olması gerekiyor. Başka şartı sağlanmıyor. İşte ÖSYM basitliklerle ilgili geliyor. Bunları soruyor. İşin rengi burada değişiyor. Yani öğrenci basitsizliklerle ilgili çok basit çalışıyor. Ee, ya tam da olsa reel de olsa yani biz tam sayı değeri verdik ama değer verirken e, tam verebilirsiniz reel verebilirsiniz Bu, buna çok takılmayın bence tamam ama değerleri verirken doğru değerleri vermek lazım tam değerler verebilirsiniz bir problemimiz yok e, yalnız değişkenlikler yapmanız lazım mesela diyelim ki buna buna 2 buna 5 buna 7 verdiğiniz zaman sağlamıyor arkadaşlar çünkü C'nin çarpımı her türlü büyük geliyor ama birine eksi koyduğunuz zaman işin rengi değişiyor. O zaman sağlaması oluyor. Şimdi bu ikisi mutlaka bu arkadaş pozitif oluyor. O zaman C de buradan pozitif çıkıyor. İşte bunu doğru bakmak lazım. Evet örnek 4. X, Y, Daima doğrudur. X küçük, Y küçük, Z. Mesela nasıl düşünebiliriz bunları? Şimdi bunu tahmini nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım. Ee, x parantezini alırsanız x parantezinde y eksi z küçüktür z eksi y'ye. Şimdi bak bu artık basite döndü. Y'den z'yi çıkaracağım. Küçük değerden büyük değeri çıkarıyorum. Bak küçük değerden büyük değeri çıkarıyorum. Sonuç negatif. Z'den Y'yi çıkarıyorum. Büyük değerden küçük değeri çıkarıyorum. Sonuç pozitif. O zaman X'i negatif bir sayıyla çarptığınızda pozitif bir sayıdan küçük olduğunu görüyorum. Hmm. O zaman burada X'in pozitif olmak gibi bir durumu olabilir. Ee, yani negatif de olabilir ama pozitif de olabilir. Ve doğru değer vermek lazım. Başka türlü nasıl bir şey düşünebiliriz? Mesela başka bir şey düşünsek, buradan vazgeçtim. Daha başkası, mesela şuradan yine yürüyeceksiniz ama buradan nereye yürüyeceksiniz? Bana onu söyle. Buradan yürüyeceğiz şu an. Tek yürümemiz gereken yer burası. Burada başka bir şey söyleyeyim. Bir işlem daha yapalım ama başka yaptığımız işlemden farklı bir işlem yapmamız lazım. Bir bölme yapacağız arkadaşlar. Heh, güzel. Z eksi Y'ye bölelim. Böldüm. Böldüm. Şimdi i̇şte böldüğüm zaman burası bir geldi. Y eksi Z ile Z eksi Y birbirini götürür. Bak şimdi örnek verelim. 3 eksi 5 ile 5 eksi 3 birbirini götürür. 3 eksi 5 eksi 2. 5 eksi 3 2. Birbirini götürür ama sonuçta ne çıkar? Eksi 1 çıkar. O yüzden burası nedir? Eksi 1. Yani eksi x. Eksi x küçüktür. 1. Her tarafı eksiyle çarptım. Eksiyle çarparsanız x büyüktür. Eksi 1. Yani bu tür sorular değer vermelik sorular olmuyor arkadaşlar. Ama değeri verirken tabii değer veriyoruz ama sonucu bulmak için değer veriyoruz. Yoksa burada tek tek bakmakla olacak bir şey değil. Hani x önce 2 vereyim diğerlerine bakayım. Yani olabilir aslında. Şimdi 2 verirsiniz, 3 verirsiniz, 4 verirsiniz. Sağlıyor mu bakarsınız. x birden madem büyük diyor. O zaman 2, 3, 4 sağladı. 0 ile 1 arasında 1 bölü 2 verdiniz. 1 verdiniz. Hani diyelim ki 2 verdiniz. Sağlıyor mu diye bakacaksınız. Bu sefer hepsi için değer vermeniz lazım. Ya da oluşturmanız lazım. Yani hani bir ilaki buradan bir şey bulacaksınız. Evet örnek 5. A tam sayılarının toplamı. Bunu biliyorsunuz. İkili ikili yapıyoruz. Düm buna benzer iki tane soru çözdüm. Şimdi. Eksi A. Eksi 3. 2 tane A artı 1. Şimdi bunun eksilisini bu tarafa bunun bu tarafa atıyorum. Eksi 3 eksi 1 2 tane a artı a eksi 4 küçüktür 3 tane a bu dursun. Yani bu dursun. Yani buradan a'nın zaten eksi 1, 0 1, 2, 3 yani buradaki mantığa göre a'nın olabilirliği eee Eksi 1, eksi 2 yok. A buradan eksi 1 olabilir, 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir. Denden den, den gidiyor. Buradaki mantık onu gösteriyor. Öbürüne bakalım bu sefer. 2 tane a artı 1. Küçük eşittir. a artı 7. Şimdi bunun eksilisini bu tarafa, 1'i bu tarafa atıyorum. Şimdi ne oldu? 2 tane a'dan a'yı çıkardım. 7'den 1'i çıkardım. Buradan ne oldu? A küçüktür 6. Bak çok güzel. 6'dan küçük değerler. O zaman bakalım. Bak buradan eksi 1, eksi 2, 3, 4, 5, 6 olmuyor. Değil mi? Ee, toplamasına bakalım. Şimdi toplayacağız. Bunlar zaten gitti. 2, 3, 4, 5. 6 oluyor mu? 6 da dahil değil mi? Pardon şurada bir dahillik ifadesi var. Onu unuttum şuradan O zaman bir de şuraya 6 ekliyoruz. 11, 15, 20. A değerlerinin toplamı arkadaşlar. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6. 20. Bak mesela bu soru tipini aşağı yukarı birkaç derstir anlattığımız için yani hani birkaç sorudur anlattığımız için ee, cevap verenler daha çok yani artık anlıyorlar yani ikili ikili yapıldığı için öğrenci biraz daha rahat kavruyor yani mesela soru tipi ile ilgili bayağı soru çözmeniz lazım alışmak için bu yani ÖSYM'nin en zor soru tipleri arkadaşlar 3-4 sınav böyle gelecek haberiniz olsun bir ihtimal böyle gelir ÖSYM böyle de sormuş zamanında 6 AB birer tam sayı AB birer Tam sayı. ÖSYM e bunu da sormuş. A ile B'nin toplamı kaçtır? Şimdi tam sayı deyince değer vermek basit. Yani A'ya buradan 4 5 6 değerini veriyorsunuz. A eşittir 4 olsa, A 4 olsa eee B buradan ne olur? 7 versek 4 kere 7, 28. 8 versek olur. B buradan 8 olur. 4 kere 8, 32 bu aralıkta oluyor. Ee, A'ya 5 versek, A eşittir 5 olsa 6, 7 B buradan 7 çıktı. Toplamı her türlü şu an eşit oldu. A buradan 6 olsa B'ye değer veremiyoruz. 6 şartını sağlayacak B değeri yok. Fark etmez her türlü A ile B'nin toplamı bize 12'yi veriyor zaten. A ile B'nin toplamı hangisini verirseniz verin 12 olacak tam sayı dediği için zaten değer vermek basit yani tam sayı diyorsa değer verin arkadaşlar unutmayın ve elde de bazen değer veriyoruz tabi x'ye gerçel sayı x'ye toplamı kaç farklı tam sayı değeri alabilir hmm, gerçel gerçel ben şöyle yapardım olsaydım yani hani tahmini şöyle bir şey yapabilirdim. X ayrı alırdım. Y'yi ayrı alırdım. Eksi 3 küçüktür. X küçüktür. 0. 0 küçüktür. Y küçüktür. 2 değerini alır. Ayrı ayrı toplardım. Eksi 3 küçüktür. X artı Y küçüktür. 2 değerini alacağı için x artı y'nin alacağı değerler eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 değeri 4 tane değer. Yani ayrı ayrı burada değer vermek yeterli. Ya bu şekilde ayrı ayrı düşünmek lazım. Zaten alt alta toplayınca x artı y'nin toplamı direkt geliyor. Evet 8. Kaç farklı x tam sayısı vardır? 16 büyüktür. x kare. x kareyi bu tarafa atın. 16 büyüktür. x kare. O zaman karesi 16'dan küçük olan değerler x buradan eksi 3 olabilir. Eksi 2 olabilir. Eksi 1 olabilir. 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. Değil mi? 4 değeri olmaz. 7 değer. Evet, var mı arkadaşlar sorunuz? buraya kadar. 8'e kadar. Evet. Örnek 9. B tam sayılarının toplamı. A'nın aralığını vermiş. A'yı B cinsinden yazabileceğimizi de söylemiş aslında. Aslında olur. Yani basit yani. Şimdi bunu bu tarafa gönderirseniz A eşittir 0,4 çarpı B. Buradan A eşittir 4 bölü 10 çarpı B. Yani aslında buradan A eşittir sadeleştirdiğinizde 2B bölü 5 geliyor. 2 ile sadeleştirdiğimden. Getirip yerine yazayım. A gördüğüm yere 2B bölü 5 yazıyorum. 1 küçüktür 2 tane B bölü 5 küçüktür 4. 5'i genişletiyorum. Yani 5'i genişlettiğim zaman şuraya ve şuraya karşıya gönderdiğimde payda 5 kalmıyor. 5 küçüktür. 2 tane B küçüktür. 20. 2'ye böldüm. 5 bölü 2 küçüktür. B o da küçüktür. 10. B'nin alacağı değerler. O zaman 5 bölü 2'den. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9.

Eşitsizliklerde kuvvet var arkadaşlar. Bu üslü sayılarda da aynı bu konunun benzeri var. Şimdi kuvvet alırken eşitsizliklerde, üstü sayılarda mutlak değerde arkadaşlar fark etmez değil mi? Bizim pozitif sayılarla ilgili bir sorunumuz yok. Bak bunu asla unutmayın. Pozitif sayılar bu konuda bize hiçbir sorun çıkarmıyor. O yüzden pozitif her iki taraf pozitif ise bir sıkıntımız yok. Yani 2 3'ten küçüktür. Üstüne ne yaparsan yap değişmiyor. Fark etmez. Ama her iki taraf negatifse, her iki taraf negatifse burada tek kuvvetlerde yine bir sıkıntı çıkmıyor. Ama çift kuvvetlerde eşitsizlik yön değiştiriyor. Yani negatif ve çift olursa kuvvet dediğimiz ifade üstünü ifade eder. Bakın ne oldu? Eksi 3, eksi 2'den yani küçük. Üstleri tek kuvvet bir sıkıntı yok. Ama üstleri çift kuvvet yaparsanız burada eşitsizlik yön değiştirdiğini göreceksiniz. Normalde eksi 3 eksi 2'den küçüktür. Ama üstlerini kare yaparsanız eksi 3'ün karesi eksi 2'nin karesinden büyük oluyor. Yani negatif olacak ve çift kuvvet olacak. Negatif ve çift kuvvetler yön değiştirme nedeni. Tamam. Bu önemli. Bir taraf pozitif bir taraf negatifse tek kuvvetlerde değişiklik olmuyor. Yani pozitif ve negatiflerde yine çok sıkıntı olmuyor. Burası negatif burası pozitif tek kuvvetlerini aldığınızda tek kuvvetler pek sorun çıkarmıyor. Çift kuvvetler sorun çıkarıyor. Çift kuvvetlerde de alt sınır daima sıfır olacak. Eksi 4 ile 2 aralığında karesini almak isterseniz alt sınır daima sıfır olacak. Üst sınır da kuvveti büyük olana yani eksi 4'ün karesi daha büyük olduğu için cevap 0 ile 16 arasında değerler olacak. Tamam mı arkadaşlar? bir taraf pozitif bir taraf negatifse çift kuvvetlerde alt sınırın daima sıfır olması gerektiğini unutmayın. Ama e, tek kuvvetlerde alt sınır sıfır olmaz. Bunda böyle bir problemimiz yok. Ama biri pozitif biri negatifse arkadaşlar tamam mı? iki taraf pozitif ya da iki taraf negatifse alt sınırların sıfır olması olmaz. Eşitlik durumu derken Karelerinde mi? Fark etmez. Yani o zaman mesela şöyle diyebilirsin. Yani eksi 3 küçüktür x. O da küçüktür 3. Alt sınır 0 olur. x kare küçüktür 9. İfade 0 ile 1 arasındaysa işin rengi yine değişiyor arkadaşlar. Tamam. 0 ile 1 arasındaysa. E, sıfıra eşit olacak yani sıfır kesinlikle burada eşitlik olacak yani bunu asla unutmayın sıfıra mutlaka eşit olacak alt sınır sıfır olacak ve eşitlik olacak bu kural ifadeler sıfırla bir arasında ise sıfır ve bir kuvvet büyüdükçe sayı küçülür böyle eşitsizliklerde üstlerin durumu tabanın zıttıdır üstler yön değiştirir yani sıfırla bir arası hatta ben size dün ne dedim sayı doğrusunu çizdim. Bizim için dedim eksi 1, 0 ve 1 bir arası biraz dikkat etmemiz gereken bir alan. Bura mayınlı alan. Buraya girerken dikkat edeceksiniz. İşlerin tadı burada değişebiliyor. O yüzden üstler yön değiştirebilir. Yani 1 bölü 3, 1 bölü 3, x4 mesela bak 1 bölü 3, 1 bölü 3. Burası x4. Normalde küçüktür var değil mi? Ama işte burada işlem değişiyor. x4'ten büyük olması lazım. Normalde şöyle olur. Yani 2 üzeri x küçüktür 2 üzeri 5 ise normalde x küçüktür 5 olması lazım. Ama sen bunu 1 bölü 2 üzeri x küçüktür 1 bölü 2 üzeri 5 yaparsan buradan x büyüktür 5 olur. Yani 0 ile 1 arasında eşitsizlikler yön değiştiriyorlar arkadaşlar. Tamam. Mı? Evet örnek 10. Şimdi burada ifadeleri sıfırla bir arasına mı çevireceğiz? Birden büyük mü yapacağız? Buna dikkat edin. Mesela şöyle yapabilirim. Bunu ters çevirirsem buna benzeteceğim çünkü. Bir kere burayı ters çevir. Ters çevir diyelim. Neden ters çevirmemiz gerektiğini şimdi göreceksin. 3 bölü 2 ters çevirdiğimiz zaman Şimdi üstü sayılara hoş geldin. Üstü sayılar e, 2 bölü 3'ün karesi ters çevirdiğinizde 3 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti. Ters çevirdiğinizde e, üstleri de e, artılar eksiye eksiler artıya geliyor arkadaşlar. Bunlar değişiyor oluyor bu şekilde. Yani 2'nin 3. kuvveti ters çevirdiğiniz 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvvetine dönüyor. Üstü sayıların kuralları. Şimdi dolayısıyla bunu üstü eksiye geliyor yani önüne eksi geliyor eksi 3x artı 1 ee, küçüktür burada bir sorunumuz yok şimdi 9 bölü 4 şuraya geldiniz 9 bölü 4 9 bölü 4 de 3 bölü 2'nin karesi tamam 3 bölü 2'nin karesi o zaman ben de onu öyle yazıyorum 3 bölü 2'nin karesi Üstle üst çarpılır. Dolayısıyla kare ile 2 çarpılacak. Yani buradaki 2 ile şuradaki x artı 3 çarpılacak. Dolayısıyla 2 çarpı x artı 3. Şimdi her taraf 3 bölü 2. Bak yani burası 3 bölü 2 üstü 3x eksi 1. Eksiyi dağıttım çünkü. Küçüktür. 3 ee, bölü 2. 2x artı 6. Şimdi bak. Eğer burası 3 bölü 2 değil de 2 bölü 3 olsaydı şu kuralı uygulayacaktım. Şu kuralı uygulayacaktım. Ama 3 bölü 2 ifadesi birden büyük olduğu için 3 bölü 2 ifadesi birden büyük olduğu için mayınlı alan dediğimiz alanın dışında bir yer olduğu için bu alanın dışında olduğu için bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Dolayısıyla istediğimizi uygulayabiliriz artık. Yani o zaman burası küçükse bunlar da küçük anlamına gelecek. Yani orada bir sıkıntı olmuyor. O zaman 3x eksi 1 küçüktür. 2x artı 6. 2 eksi buraya bunu buraya attığınızda 3x eksi 2x küçüktür. 6 artı 1'den x küçüktür. 7. Doğal sayılarının toplamı 1'den 6'ya kadar 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 21 Yani burada şimdi 2 bölü 3 9 bölü 4 bunun karesi. O yüzden şimdi 1'i 2 bölü üçgen biri 3 bölü 2 olmaz arkadaşlar. Yani hani bu tür sorularda işlem yapacaksanız 2 bölü 3'ün bilmem neyi, 3 bölü 2'nin bilmem neyi. Olmaz. Birini çevireceksiniz. Hangisini çevirmeniz gerektiğine siz karar verin. Ben de diyorum ki sıfırla 1 arasında bir muhabbete takılmamak için, burayla uğraşmamak için bir de o zaman bunu çeviriyorum, buna benzetiyorum. Ona benzettiğimde bu, muhabbet, bu muhabbetle uğraşmıyorum artık. Yani burayla uğraşmıyorum. Bir de yön değiştirme muhabbeti. Ona gerek yok yani. O yüzden oraya çok takılmamak için genelde birden büyük değere çevirirseniz daha rahat bir işleminiz olur arkadaşlar. Şurayı karıştırmayalım. Şunu alayım. Buradan. Tamam. Geçiyorum. Evet 11. Akarebe küp Buna benzer çözmüştük sanki ya. A kare B küp Şimdi arkadaşlar A kare. Bakın A kare alt sınır 0 olacak. Zaten A kareyi biliyorsunuz. eksi 1 ile 4 arasında alt sınır 0 oluyor. A kare oluyor. 4'ün karesi de 16. A kare bu. B küpte böyle bir sorunumuz yok. Küpünü alıyorsunuz. Eksi 2'nin küpünü almanız lazım. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Sınır 0 olmuyor. Küplerde böyle bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? Karelerde var bu. B'nin küpü e, küçüktür. 27. Şimdi toplamasını yapsak bir sorun yok. Aslında yapılabilir. Ama bize eksi ve küp lazım. Yani şurada eksi gerekiyor. O yüzden bunu eksi yapmak için ne yapmıştık biz? Dün size söylemiştim. Bunların yerlerini ve işaretlerini değiştirirseniz bura eksiye döner. O zaman onu öyle yapalım. Yani şöyle 0 küçük eşittir. A kare küçük eşittir. 16 bunu bu tarafa attım. Eksi 27. Eksi 27. Yapabilirim. Orada eşitsizlikler de yön değiştirebiliyor. Yani hani bu tür muhabbetler var. Eksilisini çarparsanız o tarafa atarsanız önüne eksi atabiliyorsunuz. Küçüktür. Eksi B küp. Küçük eşittir. Eksi 8'in eksilisi artı 8. Şimdi şöyle muhabbet oldu. Şimdi buradan ne geldi? Eksi 27. Eksi 27. Küçüktür. A kare eksi B küp 16 ile 8'in toplamı 24. Cevap 24. Ha, şimdi tam sayı değeri verirseniz ne olur? Şimdi öğrenciler buralarda bazen kafaları karışıyor. Getirip buraya değer vermeye çalışıyor. Tamam değer verelim. A'ya 4 verirsen bir sıkıntı yok. 4'ün karesi 16. Tamam. B'ye e, değer vermeye kalkarsan 3 veremezsin. 2 verdiğimizi varsayarsak 2'nin küpü 8. Hani eksi 2'nin küpünü verdiğimizde eksi 8 oldu aslında. O da 24'ü verdi. Olabiliyor bazen. O da nereden kaynaklanıyor? Eksi 2'nin dahil olmasından kaynaklanıyor. Olabilir. Yani bazen oluyor. Mesela bu oldu. getirip 4 verdiğinizde çünkü dahillik ifadesi çok olabilir. Buradan eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi eksi sekizden artı sekiz. Hani tam sayı değeri verince burada tuttu. Ve tutmuyor da Dikkat etmek lazım. Burada oldu. Kritik noktalar arkadaşlar. Kritik noktalar bulunuyor. Bunlar eksi bir ile sıfır sıfırla bir aralığı. E, dikkat olmanız gerekiyor. Burada çok böyle örnekler var. E, bu örnekleri ezberlemek zorunda değilsiniz. Bunu peşin peşin söyleyeyim. Biz ezberlemiyoruz yani. Hani ben bu kadar maddeyi Sadece meraklısı için oluşturuyorum. Ezberlediğim maddelerden hiçbiri burada yok. Ama bilmeniz gerekiyor. Eksi 1 ile 1 e, arası araya 0 da koyuyoruz genelde. Arada 0 var. Bunlar bizim kritik noktalarımız. Bu noktalara dikkat etmeniz lazım. Bir ifadenin karesi kendisinden küçük olmaz. Eğer oluyorsa ifade 0 ile 1 arasındadır. Yani buna değer vererek bakabilirsiniz. Öğreteceğim size. Bir ifadenin herhangi bir kuvveti kendisinden küçükse ifade sıfırla bir arasında. İfadenin karesi kendisinden büyükse ifade ya sıfırdan küçüktür ya da birden büyüktür. O aralığın dışındadır. İfadenin karesi kendisinin eksilisinden küçükse eksi birle sıfır arasında bu sefer. Ee, i̇şte a küçük a kare o da küçüktür mutlak değer a ise a eksi ile sıfır arasında. a küçük a küp a kare eksi birle sıfır arasında. Hep buralarda dolaşıyor çünkü. A küçük A kare A küp A birden büyük. A küçük mutlak değer A o da küçüktür. A kare ise A küçüktür eksi 1. Yani bu kadar şey ezberlenmez. Bunlar daha detaylı şey yapabiliriz yani. uzatabilirim. Bu uzar yani. Bu muhabbet uzar. Ama şimdi bunu ne yapacağım? Bu tür sorularda örnek üzerinde göstereyim. X küçük X kare o da küçük mutlak değer X. X'in en geniş tanım aralığı. Nereden bulacağım? Bak sayı doğrumu çiziyorum. Şimdi burası eksi 1'di. Burası 0'dı. Burası 1'di. Bu aralıkta değerler buluyorum. Bir tane örnek alıyorum elime. Eksi 2 olsun diyorum. Örneğimin biri. Diğer örnek eksi 1 bölü 2 olsun. Diğer örnek 1 bölü 2 olsun. Diğer örnek de 2 olsun. Bu 4 tane örneği kullanarak arkadaşlar bu dört örneği kullanarak hangisi sağlıyorsa ifade o aralıktadır. Getirip yerine yazıyorum. X eşittir. Eksi 2 için. Sağlar mı bakacağım. Eksi 2 küçüktür. Eksi 2'nin karesi 4. O da küçüktür. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 2. Bu sağlamadı. Sağlamadı. O zaman ifade burada değil. Yani 2 sağlamıyorsa buranın hiçbir yeri sağlamıyor demektir. 2 sağlasaydı oranın tamamı sağlardı bu ifadeyi. Tamam arkadaşlar. Bunu dahil etmiyoruz. Çarpım. çarpı. Geldim. X eşittir. Eksi 1 bölü 2 için. Eksi 1 bölü 2 için. Eksi 1 bölü 2 karesi 1 bölü 4. O da küçüktür. 1 bölü 2. Sağladı. Bak sağladı. Pat diye çıktı. Eksi 1 bölü 2 1 bölü 4'ten 1 bölü 4'te 1 bölü 2'den küçüktür. Sağladı mı kardeşim? Sağladı. Artık başka yere gitmeye gerek yok. Şurası ifadeyi sağlar demek o zaman. X'in en geniş tanım aralığı. eksi 1 küçüktür. X o da küçüktür. 0. Hangisi sağlıyorsa yerine koy. Evet örnek 13. 3-2x Şimdi burada öncelikle bu ifadede x'in aralığını bulmanız lazım. x hangi aralıkta? Aralık bulun arkadaşlar. x'e eksi 1 ve eksi 2 versem eksi 2 küçüktür. 2 o da küçüktür. 4 oldu. Yani bak x eşittir. Eksi 2 için Madem aralık değeri yukarıdaki değeri vererek yapacağım. Eksi 2 küçüktür x o da 2 e, o da küçüktür 4. Eksi 2 küçüktür 2 o da küçüktür 4. Sağladığı için x küçüktür eksi 1 aralığındadır. Yani şurası bak eksi 1'den küçük aralıklar. Yani buranın şeyi burası. Eksi 1'den küçük anlamına geliyor. Dahil değil eksi birden küçük. Şimdi x eksi birden küçük bunu getirip kullanacağım. Buraya koyacağım. 3 eksi 2x. Önce 2x'i oluşturmam lazım. Şimdi eğer x küçüktür eksi 1 için. Burayı eksi 2 ile çarpıyorum. Bakın eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2x büyüktür 2 olur. Eşitsizlik yön değiştirdi. Çünkü eksiyle çarptık. 3 ekleyeceğim. 3 eklediğim zaman 3 eksi 2 x büyüktür 3 artı 2. 3 eksi 2 x büyüktür 5. Rakamların toplamı. Eşitsizliğini sağlayan rakamların toplamı diyor arkadaşlar. Kaç rakam var? 9'a kadar rakamlar var. Dolayısıyla 6 artı 7 artı 8 artı 9, 30. 3 eksi 2x büyüktür. 5. Bunu sağlayan rakamlar 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar aralık bulacaksınız. Yani bu tür sorular böyle üçlü ifadeler varsa kesinlikle aralık istiyordur. Aralığı bulmak için elimizde 4 tane değer var. Eksi 2, eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2, 2. Hangisini sağlıyorsa bulacaksınız. Ondan sonra getirip bunu buldunuz. Burada kalmaz. Bunu sağlayacaksınız. Bu ifadeyi oluşturacaksınız. Nedir? X küçüktür. Eksi 1. O zaman eksi 2x var. O zaman eksi 2x ile çarptım her iki tarafı. Sonra 3 ekledim. 3 ekleyince otomatik çıkıyor. Evet son sayfa. 14, 15, 16. Son 3 sorunuz. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayın. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayın. Aralık nerede? Küçük x küp x. Eksi 2 versem. Eksi 2 küçüktür. Eksi 8 saçma olur. Olmadı. Eksi 1 versem. Eksi 1 bir... 1 vermeyeyim. Eksi 1 bölü 2 vereyim. Eksi 1 bölü 2 küçüktür. Eksi 1 bölü 2'nin küpü. Eksi 1 bölü 8. O da küçüktür. 1 bölü 2 oldu değil mi? 2 verseniz olmayacak arkadaşlar. Bak 2 küçüktür. 8 küçüktür. 2 gibi saçma bir durum var. Zaten bir kere mantık olarak anlayın. Bir ifade mutlak değerinden küçükse bu ifade kesinlikle negatiftir. Yani bir kere zaten mutlak değer eğer en sağdaysa... Bu ifade kesinlikle negatif ifadedir. Bunun başka yolu yok zaten. O yüzden x gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazalım. Yaz. a eşittir 1 bölü eksi 1 bölü 2 ters çevirdim. Eksi 2. b eşittir eksi 1 bölü 2 bölü 2 eksi 1 bölü 4. C eşittir. Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Artık hangisi? Küçükten büyüğe doğru. En küçük A sonra B sonra C. Evet 15. Aynı ürüne iki farklı markette yapılan zam miktarı 20 TL zam, %10 zam. A marketindeki ürün daha pahalı satıldığına göre ilk durumda B marketinde ürün en fazla kaç TL'ye satılmaktadır? Sizce %10 zam mı daha iyiymiş? 20 TL zam mı daha iyiymiş? 20 TL zam daha iyiymiş, zam daha iyiymiş yani. Yani adam %10 zam yapmak yerine 20 TL zam yaptığı zaman daha çok kâra geçiyormuş. O zaman bu marketinde, B markette, bu markette ürün en fazla kaç TL'ye satılmaktadır? Yani son durumda. Şey, i̇şte ilk durumda demiş. Şimdi aynı ürün birine %20 20 TL zam yapmış, birine %10 on zam yapmış. E, A marketinde diyelim ki 10 TL'ye satılıyor. 20'de zam yapmış 30 olmuş. B'de diyelim ki 20'ye satılıyor ama %10 zam yapınca 22 olmuş mesela. Gibi düşünmeniz lazım. de yani birinin 20 TL'si öbürünün %10'undan daha fazlaymış. Yani o zaman B marketinde satılan ürün 100x'e satılsın. Bilmiyorum, bu da sanki bir sorun var ya. Eee satış miktarları aynı olan ürünü. ilk durumda B marketinde ürün en fazla kaç TL satılıyordur? Sanki bir anlamda bir sorun var gibi ya. 199 da kelime değişikliği mi yapsak ya? Son durumda desek, şuraya son durumda A marketindeki ürün daha pahalı satıldığına göre, yani son durumda ürün daha pahalı satılıyormuş. Yani aynı ürüne. Yani o zaman başlangıçtaki fiyatları da aynı olması lazım. Çünkü burada bir değişkenlik oluyor. Yani farklı bir anlam çıkıyor gibi. Sanki iki markette farklı bir şeyde satılıyor gibi o zaman çok farklı bir denklem çıkıyor. Aynı ürüne dediği için fiyatları aynı olan ürüne diyelim. Fiyatları aynı ürüne iki farklı markette yani ikisi de diyelim ki 20 TL'ye satılıyor. Birine 20 TL zam yapıyor öbürü de %10 zam yapıyor gibi düşünmek lazım. Ürünümüz başta 100x'tir. Yani bu şekilde düşünürsek tamam olur. Yani iki markette satılıyor ama fiyatları aynı olan iki markette satılıyor. Marketin biri 20 TL zam yapıyor ve öbürü %10 zam yapıyor ve e, A marketindeki daha çok kar kazanıyor gibi düşünmek lazım. Dolayısıyla ürünümüz 100x'e satılsın, öbürü 20 TL zam yapsın. Şimdi 100x'in %10'u 100x'in %10'unu düşünmeniz lazım. Yani elimizde bir 10x var. 10x'in 20 TL'den daha ucuz olması lazım ki 10x küçüktür 20 buradan x küçüktür 2 olması gerekiyor. Ürünümüz 100x madem o zaman 100x küçüktür 200 olur yani B marketindeki ürün e, en fazla 199'a satılıyordur. Yani ikiz marketteki ürün en fazla 199'a satılıyordur. Şöyle düşünmeniz lazım. Ürün 199'a satılıyor. Bir arkadaş buna 20 TL zam yaptı. 219 TL'ye sattı. Öbürü 199'a sattı. %10 zam yaptı. 19,9 zam yaptı. O zaman ee, ne geldi? 218,9 oluyor. Yani çok ince bir şey oluyor. Fark etmiyor ama yani birinde tabii birazcık şöyle bir farklılık oluyor. Yani böyle düşünmek lazım. A marketindeki ürün her türlü daha fazla kar etmiş oluyor. Çok ucuz bir kar ama olsun. Matematik ona bakmaz. Evet son soru. Aykut X liraya aldığı ürünü Y liraya satmaktadır. X ile Y arasında Y eşittir 4 x eksi 1200 bağıntısı var. X'ye doğal sayı Aykut ürünü en az kaç TL'ye satarsa kar eder. Son sorunuz. Yani basit etsizlikler işte bazen böyle problemlerde karşınıza çıkabiliyor. Problem tarzı da olabilir. Şimdi kar edebilmesi için satışın alıştan fazla olması lazım. Yani şimdi x liraya aldığı bir ürünü y liraya sattığında kar etmesi lazım. O zaman y'den x'i çıkardığında eğer ifade sıfırdan büyükse kar ediyordur. Başka türlü zarar ediyordur. Yani 100 liraya aldığınız bir ürünü 90'a satarsanız zarar edersiniz. 100 liraya aldığınız bir ürünü 110 liraya satarsanız kar edersiniz. Dolayısıyla satışın alıştan yüksek olması lazım x ile y arasında böyle bir bağlantı var. O zaman y gördüğüm yere 4x eksi 1200 yazıyorum. Bak y eksi x büyüktür 0 ise y gördüğüm yere 4x eksi 1200 eksi x yazdım. Büyüktür 0 olması lazım. Buradan 3x eksi 1200 büyüktür 0. İşte buradan 3x büyüktür 1200 her tarafı 3'e böldüm x büyüktür 400 400'den büyük olması lazım ee, Aykut ürünü en az kaç TL'ye satarsa kar eder x büyüktür 400 olması lazım Şimdi X liraya aldığı bir ürünü Y liraya satıyor. 401 olmuyor mu ya? Niye 404 oldu onu anlamadım. Hmm, doğru ama ama ee, yani ifadeyi o zaman x gördüğüm yere şöyle bir şey yazarsam x eşittir 400,25 olsa 4 ile çarparsam 401 yapar. Yani burada direkt öyle düşünmek lazım. Yani hani 4 ile çarpmamak lazım. Y büyüktür x olmalı. X 400'den büyükse Y'nin de 400'den büyük olması lazım. Yani Y'yi buradan 401'e satarsa olur ee, ya x liraya aldığı ürün x lirası da şöyle olabilir x eşittir 400,25 olabilir mesela Yani buna benzer bir şey olabilir ee, bulunabilir yani x büyüktür 4x şimdi 4 yazarsam 1600 y'nin de 400'den büyük olması lazım ya yani x'i 10'a göre oluşturabiliriz yani. Hani mesela y eşittir 4. Aynen bunu oluştur 400 bu şekilde yaptığımda çıkıyor. Tamam arkadaşlar. 401. Hayırlı uğurlu olsun. Evet en sevdiğiniz konu bitti. Çok üzüldüğünüzün farkındayım. Olsun olur böyle şeyler hayatta. Kaydı durduruyorum.